2002 yılında Amerika'da iki gencin insanlara sağlıksız yiyecekler sattığı gerekçesiyle McDonald's'a açtığı dava çok ilginç bir hikayenin başlangıcı oldu. Gençlerden birisi 14 yaşında olmasına rağmen 90 kiloydu, diğeri ise 130 kiloyu aşmıştı. Hakim fast food markasının ürünlerinin her gün her öğün yenilmesi sonrası insan sağlığına ciddi zararlar oluşturduğunun kanıtlanamaması gerekçesiyle delil yetersizliğinden davayı düşürdü. Bunun üzerine Morgan Spurlock isminde bir belgesel yapımcısı bir ay boyunca sadece McDonald's ürünleriyle besleneceği bir deney yapmaya karar verdi. Başlangıçta doktor kontrolünden geçen Spurlock oldukça sağlıklıydı. Deneyinin 3. haftasında kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle doktorlar bu işten vazgeçmesini söyledi ama o inatla 30 günü tamamladı. Bir ayın sonunda Spurlock 13 kilo aldı, karaciğeri ciddi şekilde zarar gördü, vücut yağ oranı %63 artarken kalp krizi geçirme riski ise 2 katına çıktı. Yaşadığı tüm süreci kaydederek Şişir Beni isimli belgeseli izleyiciye sunan Spurlock'ın bu çalışması sonrası Amerika mahkemeleri ikna olarak tüm McDonald's'ların kapatılmasına hükmetti. Tabii ki öyle bir şey yok. Birkaç küçük düzenleme dışında neredeyse hiçbir şey değişmedi. McDonald's büyümeye ve yayılmaya devam etti. Marka günahlarının bu bölümünde size McDonald's ürünlerinin içinden çıkan akla hayale sığmayacak şeyleri, Amerika'da sahte helal sertifikasıyla müşterilerini nasıl kandırdıklarını, tarihi geçmiş ve bozuk ürünleri kullanmalarını, müşterilerine insanlık dışı davranışlarını, cinsel taciz nedeniyle çalışanların isyan etmelerini ve daha birçok günahından bahsedeceğiz. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde Patrick McDonald isimli bir adam 1937'de havalimanı yakınlarında bir stand açarak arabayla geçenlere sosisli satmaya başladı. Patrick'in iki oğlu Richard ve Mac 1948'de ayaküstü yemek yenen ve rakiplerinin yarı fiyatına hamburger satan bir dükkan açarak ismini McDonald's'ın hamburgerleri koydu. Richard ve Mac kardeşlerin hem en büyük şansı hem de en büyük talihsizlikleri Ray Kroc'la yollarının kesişmesiydi. 1955'te kullanat bardaklar satan Ray Kroc'la tanışan McDonald kardeşler onu bayilerinin müdürü olarak işe aldı. Kroc, ucuz ve hızlı hamburger satma sistemi geliştiren McDonald'ların yaptıkları işten oldukça etkilendi ve bu işletmeyi büyüterek çok para kazanabileceğini fark etti. Fakat McDonald kardeşler hali hazırdaki gidişattan memnunlardı. Kroc onlarla bir anlaşma yaptı. 1961'de şirketi 2.7 milyon dolara satın aldı ve her bir yeni restoran için onlara isim hakkı ödeyeceği sözünü verdi. Bu söz yazılı olarak verilmemişti. Kroc sonradan hileyle isim hakkını da McDonald kardeşlerin elinden aldı. Bu tarihten sonra şirket katlanarak büyüdü. Serimizin diğer videolarındaki gibi McDonald's'ın da hızla büyümek için bazı şeyleri feda etmesi gerek. Bunların başında da ürünleri geldi. Hemen bir örnek verelim. Ünlü İngiliz şef Jamie Oliver yemek programlarıyla tanınan önemli bir isim. Uzun zamandır McDonald's'ın ürünlerinin besin olarak tanımlanmasına karşı çıkan Oliver bu konuyu bir adım daha ileriye taşıyarak 2017'de şirkete dava açtı. Açılan dava nedeniyle McDonald's hamburger etinin içeriğini açıklamak zorunda kalınca gerçekler ortaya çıktı. Buna göre ünlü gıda devi hamburgerlerin içerisinde hayvanların kesilip etlerinin ayrıldıktan sonra geriye kalan artık etlerle tendon, yağ ve bağ dokularının karışımından oluşan macunumsu bir hamurla koruyucu kullanıyordu. Oliver bu durumun kızarmış tavuklar için de geçerli olduğunu savundu ve McDonald's'ın ürünlerinin nasıl hazırlandığını izleyicilere televizyon ekranlarından gösterdi. Ortaya çıkan bu durum kamuoyunda geniş yankı uyandırınca McDonald's Türkiye'den bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada şirket hamburger köftesinin 1996 yılından beri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu ve saf dana etinden katkısız olarak İslami usullere uygun şekilde üretildiğini söyledi. McDonald's'ın Türkiye açıklaması akıllara 2013 yılındaki başka bir davayı getirdi. Amerika'nın Detroit şehrinde bir McDonald's bayisi kızartılmış tavuklarının İslami şartlara uygun hazırlandığına dair reklam kampanyası yaptı. Bu durumu şüpheli bulan o bölgede yaşayan bazı Müslümanlar olayı derinlemesine araştırınca McDonald's'ın yalan söylediğini belirledi. Bunun üzerine gıda devine dava açan Müslümanlar şirketin ürünlerinin helal olduğuna dair yanıltıcı bilgileri yaydığını mahkemeye bildirdi. Yapılan duruşmada yargıç McDonald's'ı haksız bularak 700 bin dolar para cezası ödemesine hükmetti. McDonald's tarafından ödenecek tazminatın Detroit'li bazı Müslüman sivil toplum kuruluşlarına dağıtılması kararlaştırıldı. 2012'de Şili'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Şili'nin Temurco kentinde karnı acıkan bir müşteri McDonald's'a gitmeye karar verdi. Hamburger ve patates kızartması söyleyen müşteri siparişi gelince bir gariplik olduğunu fark etti. Hamburgerin içine dikkatli bir şekilde baktığında kızarmış fare kuyruğu olduğunu görünce şok oldu. Bu durumu hemen sağlık yetkililerine iletince başına gelen olay bir anda tüm dünyada yankı uyandırdı. Açıklama yapmak zorunda kalan McDonald's yönetimi olayı doğruladı.
ve fare kuyruğunun yanlışlıkla hamburgerin içine düştüğünü söyledi. Restoran müdürüne verilecek para cezası belirlenene kadar kapatılan dükkanın daha sonrasında yeniden açılacağı belirtildi. Söz konusu McDonald's olunca bu tarz yanlışlıklara oldukça fazla rastlanılıyor. I just heard about Chicken McNuggets Shanghai. It's this new thing from McDonald's and I thought, hey. McDonald's'ın çıktığı günden beri onlarca reklam yapıp yüzbinlerce dolar harcayarak markanın en önemli ürünü haline getirdiği McNuggets 2012'de büyük bir skandalın merkezine oturdu. Amerika'nın Illinois eyaletinde yaşayan bir anne 6 ve 8 yaşındaki kızıyla McDonald's'a gitmeye karar verdi. Çocukları için tavuk kanadı satın alan anne çocuklarının yemeği garipsediklerini fark etti. Tavuk kanatlarına dikkatli bakınca kızarmış ve sosa bulanmış halde bir tavuk kafası olduğunu gördü. Gördükleri karşısında şok olan anne bu durumu videoya çekti. Peki bu durum karşısında dünyanın her yanında binlerce restoranı olan şirket krizi nasıl yönetmeyi tercih etti dersiniz? Az daha çocukları tavuk kafası yiyecek olan anneye tamı tamına 2 hafta ücretsiz McDonald's'tan yiyip içebilmeyi teklif etti. Fakat öfkeli anne tazminat talebinde bulundu. Olayın mahkemeye taşınıp taşınmadığı bilinmediğinden McDonald's yönetiminin anneye 2 haftalık ücretsiz yemek sağlamaktan daha fazlasını verdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Şirketin hijyen konusundaki en büyük günahlarından bir örnek daha verdikten sonra başka günahlarından bahsedelim. 2014'te Çinli yetkililer bir et fabrikasını tarihi geçmiş et ürünleri kullandığı için kapatma kararı aldı ve 5 kişiyi tutukladı. Bu fabrika alelade bir üretim tesisi değildi. McDonald's dahil birçok fast food şirketinin ana et tedarikçisiydi. Yaşanan bu gelişme nedeniyle McDonald's Çin'deki yüzlerce mağazasında hamburger satışını durdurmak zorunda kaldı. Bunun yanında hamburger dışında tüm et ve tavuk ürünlerini de piyasadan çekti. Bununla da yetinmeyen McDonald's yönetimi bu tedarikçiden aldığı eti Japonya ve Hong Kong'daki mağazalarında da kullandığı için o bölgede bulunan 3000 restoranındaki tavuk ürünlerinin satışını durdurduğunu açıkladı. Bu hamleleri yapan şirket kaç kişiye bozuk etlerin olduğu ürünleri sattığını ise hiç açıklamadı. McDonald's'ın kalite kontrolünün yetersiz olması ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Şirketin kontrolü yetersiz bıraktığı tek alan gıda ürünleri değildi. 2012'de 18 yaşındaki Denton James Ford, Amerika'nın Texas eyaletindeki kız arkadaşı Bailey Crisp ile McDonald's'a gitti. Restorandan çıktıkları sırada 15-20 kişinin saldırısına uğradılar. Ağır yaralanan Ward'u hastaneye yetiştirmeye çalışan Crisp, trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti. Sonradan yapılan otopside Ward'un olay yerinde yani McDonald's'ın bahçesinde öldüğü belirlendi. Acılı aileler McDonald's'ın otoparkındaki kavgalar nedeniyle bir önceki yıl 20 kez polis çağrıldığını öğrendi. McDonald's yönetimi bu kadar saldırının yaşandığı otoparkına ne bir güvenlik kamerası ne de bir güvenlik görevlisi koymuştu. Mahkemeye giderek McDonald's'ın yeteri kadar güvenlik önlemi almadığını söyleyen iki gencin ailesine yargıç 27 milyon dolar ödenmesine hükmetti. Bu karara şiddetle itiraz eden McDonald's avukatları suçsuz olduklarını savundu. Yaşanan saldırı nedeniyle 5 kişi gözaltına alınsa da delil yetersizliğinden 3 ay sonra bu kişiler de salıverildi. Böylece 18 yaşındaki iki genç kimsenin sorumluluğu üstlenmediği ve ceza almadığı bir saldırı nedeniyle hayatını kaybetmiş oldu. Diyor, orada da vatandaşın birisi görüyor, yardımcı oluyor. E tabi biz o anda da görmüyor, alıp hemen hastaneye götürüyor. Biz aradık, bulamadık, amir abiler getiriyor. 2017'de kağıt toplayarak geçimlerini sağlayan İpek ve Ümit Kara çifti İstanbul'un Nişantaşı semtinin sokaklarında çalışırken 7 yaşındaki Polat da onlara eşlik ediyordu. Küçük çocuk çok susadığını söyleyince annesi ona para verip işine devam etti. Ücretini ödeyerek McDonald's'tan su alan çocuk dükkandan çıkarken bir restoran çalışanı tarafından saldırıya uğradı. Restoran çalışanı müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle 7 yaşındaki Polat'ın üzerine kaynar su dökmüştü. Çocuğun acıyla ağlaması üzerine orada bulunan bir müşteri hızlıca Polat'ı alarak hastaneye götürdü. Bu sırada oğullarının yanlarına geri dönmemesi nedeniyle paniğe kapılan kara çifti polise durumu bildirdi. Sağ omzu ve sırtında yanıklar oluşan çocuk hastanedeki tedavisinin ardından ailesine teslim edildi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs polis merkezine götürülüp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yanlışlıkla elindeki ılık suyu çocuğun üzerine döktüğünü söyleyen McDonald's çalışanının iş akdi feshedilse de Polat çifti şirketten şikayetçi olduklarını söyledi. 2017'de yaşanan bu olay akıllara 17 yıl önce şirketin Beylikdüzü'ndeki şubesinde yaşanan benzer bir başka trajik saldırıyı getirdi. 2000 yılında sokakta mendil satan 10 yaşındaki Leyla, müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle McDonald's Beylikdüzü şube müdürü ve bir garson tarafından derin dondurucuya kapatıldı. Kızın yardım çığlıklarının dışarıdan duyulması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri küçük Leyla'yı kurtardı. Şube müdürü Ünal ve garson Vedat gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Cezaevinde kimliği belirsiz kişilerce bir gece saldırıya uğrayan Ünal, vücudunun çeşitli yerlerinden şişlendi. Yaşanan olaylar sonrası Leyla aylarca psikolojik tedavi görmek zorunda kaldı.
McDonald's'ın çalışanlarının kötü muameleleri bunlarla sınırlı değil. 2017'de Londra'da bulunan bir McDonald's'ta yemek yemek isteyen Müslüman bir öğrenci restoranın güvenliğine takıldı. Güvenlik görevlisi Müslüman öğrenciden başörtüsünü çıkarmasını istedi. Karşısındaki öğrenci ise başörtüsünü dini nedenlerle taktığını, bundan da utanmadığını ifade etti. Olayın duyulması sonrası şirketin İngiltere CEO'su Paul Pomeroy olanlar nedeniyle üzgün olduğunu ve meseleyi ciddiye alarak ilgilendiğini savunsa da Müslüman öğrenci hayatında ilk kez böyle bir ayrımcılığa uğradığını, şirketin taşeron üzerinden güvenlik personeline alımı yaptığını iddia ederek yaşananlar konusunda sorumluluk almaktan kaçındığını söyledi. Does McDonald's care more about selling burgers and fries than it does about making sure its employees are safe on the job? Bu video 2019 yılında bir protesto görüntüsünden çekildi. Dünyanın en büyük fast food şirketi McDonald's'a Amerika'nın Michigan eyaletindeki çalışanları dava açtı. Şirket çalışanları ülke genelindeki restoranlarda yoğun cinsel taciz yaşandığını ve firmanın buna göz yumduğunu iddia etti. McDonald's'ın cinsel tacizi önlemeye yönelik yeterli ve gerekli politikaları olmadığını savunan çalışanlar bu konuyla ilgili personellere herhangi bir eğitim verilmediğinden şikayetçi oldu. Cinsel taciz nedeniyle yöneticilerine başvuran çalışanların sert ve ters tepkiler aldığı belirtildi. Bu dava nedeniyle ülkenin birçok şehrinde restoran çalışanları protesto gösterileri düzenledi. Yaşananlar sonrası açıklama yapan şirketin yeni CEO'su Chris Kempczinski, bu konuyla ilgili sorunları ciddi şekilde ele aldıklarını ve belli bir standart oturtmaya çalıştıklarını söyledi. Eski CEO'nun ise kısa bir süre önce iş arkadaşıyla yaşadığı uygunsuz ilişki nedeniyle şirketten kovulduğunu da belirtmekte fayda var. 1948'de Richard ve Mac McDonald kardeşlerin dönemin ötesinde bir inovasyonla kurdukları ama ellerinde tutmakta başarılı olamadıkları restoranları günümüzde akla hayale gelmeyecek türde günahlarla sıklıkla kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Richard ve Mac kardeşler soyadlarını verdikleri markanın inanılmaz gelişimi ve büyümesinin yanında bu kadar çok günaha sahip olduğunu bilselerdi sizce ne düşünürlerdi? Yorumlarınızı bekliyoruz.